Arkadaşlar selamlar saygılar. Hepiniz Popüler Boys'a hoş geldiniz. Pazar itibariyle alakalı iddia tahminleri arkadaşlar karşınızdayım. 7-8 tane maçı sizler için bugün yorumlayacağım. Güzel tahminlerimiz var. Oynamak isteyen, oynayan kardeşlerim değerlendirebilirler arkadaşlar. Dünkü maçımız 27 Şubat iddia tahminleriyle alakalı tek maçımız geldi arkadaşlar. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hala bir serideyiz. Kazanmaya, kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler için adına gerçekten kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dünkü maçımız arkadaşlar Manchester City West Ham maçıydı. Bu maçı arkadaşlar gönül rahatlığıyla maç sonucu 1 4.5 alt şeklinde vermiştik. 1.42 orandan geldi arkadaşlar. Alan kardeşim tebrik ediyorum. 1 ve üst şeklinde alanlarda kazandı arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.42 orandan. Ben bu maçı arkadaşlar 2.5 gol üstü demiştim. Diğer bir tercih hani aynı orandı. Maç sonucu 1 biteceğini düşünüyordum. Biliyordum. 1 ve 4.5 alt şeklinde de sizlere verdim arkadaşlar. Alan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Maçımız gelmiştir arkadaşlar. Bugün de güzel tercihlerimiz var. Yorumlayacağım maçları. Oynamak isteyenler içinden seçip değerlendirebilirler. Tek maç hepsi de değerlendirmek isteyenler arkadaşlar değerlendirsin. Maçlarıma geçmeden önce arkadaşlar emeği saygısından videolarımı lütfen sonuna kadar izleyin. Like atın arkadaşlar. Like atmayı mutlaka unutmayın. Like bizler için önemli arkadaşlar. Lütfen emeği saygısından şu kanalda desteklerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz de kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler arkadaşlar. Şu kanalımızı belli seviyelere getirelim. Artık belli seviyelerde olalım arkadaşlar. Gerçekten bizim başkalarından neyimiz eksik? Hatta fazlam var. Büyük bir seri taktık. Bir aydan beri yatan maçımız yok. Yani gerçekten yazık arkadaşlar. Hala da bunu görmeyen kör gözleriniz, çoğu insanın kör gözleri açılması gerekiyor. Artık bir şeyleri, gerçekleri görmesi gerekiyor. Başka insanlar ben gibi yapsınlar, gelsinler. Ben gibi ben de vereyim 3 tane maç. Onlar da versin bakayım. Hangimiz daha iyi görürüz arkadaşlar. Yani fazla göze gerek yok. Her şey ortada. Her şeyimiz ortada. Son maçları, son videoları açıp izleyin arkadaşlar. Ne yaptığımızı zaten görürsünüz. Fazla anlatmaya gerek yok. Geçelim maçlarımıza. Bugün pazar maçları arkadaşlar. Güzel maçlar var. Yoğunluk bayağı çok. Saat 4'te bir maç var. Türkiye Süper Lig'den bayağı bir maç seçtik. Her ligden hemen hemen maçlar var. İtalya'dan, Türkiye 1. Lig'den, Fransa'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan. Geldi İtalya'dan arkadaşlar. Bir maç var. Hollanda'dan arkadaşlar 2 maç. Var yani bayağı bir var. Maçları yorulmayacağım. Oynamak isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler arkadaşlar. 4'teki maç Göztepe Kasımpaşa kendi ligimizden. Göztepe 1.80 oran açılmış. Maç sonucu 2.95. 2.5 gol üstüne 1.55. Karşı gol oranına 1.52. Yok ona da 1.95 oran açılmış arkadaşlar. Baktığımız üzere Göztepe 13. sırada 12 maçta. Göztepe arkadaşlar 10. sırada 32 puanda. Kasımpaşa 14. sırada 29 puanda. Göztepe kendi evinde 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraber 3 mağlubiyeti var. 23 atıp 14 demiş. Kasımpaşa ise arkadaşlar 2 galibiyet, 3 beraber 7 mağlubiyeti var. 12 atıp 20 gol yemiş. Son 2 maçında Göztepe kazanmış. İçeride dışı arkadaşlar. İçeride Başakşehir gibi takımı yenmiş ama Başakşehir de yani çok kötü gidiyor. Sakat cezalarda bir Trebiç sakat. Deplasmanda bayağı bir sakatlar var. Koyto falan bayağı kadroşu olanlar. Sakatlar çok deplasmanda. Ben yüksek orandan ev sahibinin galip geleceğini düşünüyorum. 1.80 oranı var. Gayet güzel arkadaşlar. Onun haricinde bu maça 3.5 alt şeklinde vermek istiyorum. Sizlere 1.32 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yüksek ihtimalle hani oynamak isteyenler, riske girmek isteyenler karşı gollar şeklinde de 1.52 orandan değerlendirebilirler. Ben bu maça 3.5 gol altı ve Göztepe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yönünde bir tahminim var. 4.5'teki maç arkadaşlar Hollanda liginden PSV Ajax maçı arkadaşlar. PSV 1.275, Ajax'a 1.75 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.60, üstüne 2.5 gol altına 2.35, üstüne 1.30 oran açılmış arkadaşlar. Karşı gol oranı 1.30, yok ona da 2.30 oran açılmış. Ajax 1. sırada 56 puanda, PSV 2. sırada 50 puanda. Aralığında 6 puan var. Bu maç entegleri Ajax yine farka koyacaktır. 9 puan koyacaktır arkadaşlar. PSV kendi sahasında 11 maçta 10 galibiyet almış. 1 mağlubiyet, 27 atıp 7 gol yemiş. Ajax'da arkadaşlar 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet var. 37 atıp 6 gol yemiş. Son 2 maçını PSV kazanmış. Ajax'da çok formda.
Son 5 maçında gerçekten içeride dışarıda. Son maçında Ajax Blokum'a karşı PSV'ye kazanmış arkadaşlar. Şimdi PSV'nin evinde. Ben bu maç arkadaşlar 2.5 gol üstü demek istiyorum. Sizlere adına vermek istiyorum. Oynamak isteyenler deplasman 1.5 gol üstü 1.50 oranlarında değerlendirebilirler. Yüksek ihtimallerin arkadaşlar yüksek tercihi oynamak isteyenler de maç sonu 2 şeklinde değerlendirebilirler arkadaşlar. 1.30 oranından 2.5 gol üstü. Inter Genoa uzatmaya gerek yok. İtalya Serie A. Inter çok formda. Maç sonucu bir hani oranda çok düşük. 1 ve 4.5-6 şeklinde alabilirsiniz. Almak isteyenler arkadaşlar. 1 ve 4.5-6 bence ideal. Ben 1 ve 4.5-6 şeklinde düşünüyorum bu maçı. Diğer bir tercih de arkadaşlar 2.5 gol üstü. 1.38 orandan bu maçı da alabilirsiniz arkadaşlar. 2.5 gol üstü. AZ Alkmaar Feyenoord maçı arkadaşlar. Bu maçı da uzatmadan hemen AZ Alkmaar zaten 3. sırada 46 puanda. Kendi sahasında 11 maçta 6 galibiyet almış. 4 beraber 1 mağlubiyeti var. 23 atıp 9 yemiş. Feyenoord'da 6 galibiyeti var. 21 atıp 13 yemiş arkadaşlar. Son maçlarında AZ Alkmaar çok formda. Aralarında oynanan maçlar 3-2 bitmiş. 3-0. Yani 2.5 gol üstü demek istiyorum maça da. Arkadaşlar yüksek tercih etmek isteyenler de hani ev sahibi 1.5 gol üstü orandan alabilirler. 1.50 orandan. 2.5 gol üstü bu maçta arkadaşlar. Lille Standard saat 7'dir arkadaşlar. Fransa 1. Lig'den maç sonucu 1 demek istiyorum. 1.48 orandan. 100 atmaya gerek yok. Lille lider. Son Şampiyonlar Ligi'nde elense de bence bu maçı alıp çıkışa geçecektir. Son iki maçını bu takıma karşı kazanmış zaten. 1 ve 4.5 alt oran yüksekliğine kadar değerlendiremezsiniz. 1.8 oranı var. Ben maç sonucu 1 demek istiyorum. Giresunspor Altay arkadaşlar. Saat 7'dir arkadaşlar. Giresun çok formda. Ben de bir Giresunlu olarak takımımı Giresun'u tutuyorum zaten. Giresun sporluyum. İnşallah ligimize gelir. Çok şahane bir futbol oynuyor. 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyeti var. 20 atıp 7 gol yemiş. Altay 6 galibiyeti var deplasmanda. 5 mağlubiyeti 17 atıp 11 yemiş arkadaşlar. Giresun çok formda. İçeride dışarıda gerçekten pataküte herkesi yeniyor. Bu maçta da yenecektir. Yüksek ihtimal, yüksek orandan 1.80'den mansuncu 1 diyorum. Oran yüksek mi kadın arkadaşlar? 1 ve 4.5 alt şeklinde 2 orandan daha yüksek orandan almak isteyenler 2 ve 1 ve 2.5 gol üstü 2.65 orandan değerlendirebilirler arkadaşlar. Ama 2.5 üstüne gideceğini ben düşünmüyorum hani. 1 ve 4.5 alt bence 2 orandan değerlendirebilirler arkadaşlar. Ben maça maç sonucu 1 diyorum. Napoli Benevento maçı arkadaşlar İtalya Serie A'dan maç sonucu 1 arkadaşlar. Napoli kazanır. Kendi sahasında 11 maçta 7 galibiyet almış. 28 atıp 10 gol yemiş. Benevento'nun 4 galibiyeti var. Deplasmanda 2 beraberle 5 mağlubiyeti. 13 atıp 21 gol yemiş arkadaşlar. Bence kazanır arkadaşlar. Napoli'de de sakat cezalar var ama hata yapmayacaktır. 1.35 orandan maç sonucu 1. Oran yükseltmek adına da arkadaşlar 1 ve 4.5 alt 1.65'ten değerlendirebilirler arkadaşlar. Kombin ben 2 tane şu şekilde kombin çıkardım arkadaşlar. Göztepe ve Kasımpaşa 3.5 alt 1.32. Lille maç sonucu 1 arkadaşlar 1.95'te güzel bir kombin yaptı. Diğer bir kombinim de Napoli maç sonucu 1. PSV Ajax 2.5 gol üstü 1.76'lık güzel bir kombin yaptı. Ya sizler de bu şekilde kombin çıkartabilirsiniz. Karakter dişisin. Ben maçları yorumladım. Pazar iptali maçlarımız bu şekilde. Benden bu kadar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Videoma emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayan kardeşlerimiz de kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirler. Herkese bol şanslar.